Evet arkadaşlar, merhaba. Kendimi tanıtayım isterseniz. Murat Yeşiltaş, Uluslararası İşler Bölümünden. Bugün arkadaşlar temel olarak aslında bir konu başlığımız var ama jeopolitik, uluslararası sistem ve Türkiye olması lazım. Ben önce birkaç hususta giriş mahiyetinde olması hasebiyle birkaç noktanın üzerinden özellikle geçmek istiyorum. Sonrasında da özellikle jeopolitik meseleyi nasıl anlamamız gerektiğine ilişkin birkaç şey söyleyeceğim. Daha sonrasında da Türkiye'nin bu çizdiğim çerçeve içerisinde nasıl tartışılması gerektiği noktasında birkaç şey söyleyeyim. Daha sonra da soru cevapla herhalde açmayı deneyeceğiz bugünkü sohbeti. Şimdi arkadaşlar şununla başlamak gerekiyor bu konuda. Özellikle jeopolitik, uluslararası sistem ve onun içerisinde yer alan bir ülkeyi tartışırken öncelikle jeopolitikten ne anlıyoruz? Jeopolitik dediğimiz şey temel olarak bize nasıl bir çerçeve sağlıyor? Bundan biraz bahsetmek gerekiyor. Tabii biz genel olarak baktığımızda yani bir toplum içinde yaşayan bir birey olarak ya da uluslararası ilişkiler öğrencisi olarak ya da bir siyasi analizci olarak kendimizi konumlandırabiliriz çeşitli statülerde. Bu statüler içerisinde biz aslında genel olarak, genel bir temayül olarak uluslararası sistem içerisinde cereyan eden olayları çok kolaylıkla ve rahatlıkla jeopolitik dile hapsederek, yani hem kavramın gizemliliği, yani gizemlilikten kastettiğim şey açıklayıcı gücünün çok fazla olması, insanları ikna ediyor olması. Dolayısıyla kavramın bize sağlamış olduğu şey, avantaj diyelim. Aslında benim çok avantaj olarak görmediğim temelde, çok devlet merkezli bir şey bakış açısı olarak gördüğüm bir kavramsallaştırma jeopolitik meselesi. Ama bir bakış, bir mantalite olarak jeopolitikten bahsetmemiz mümkün. Yani elbette jeopolitik dediğimiz şeyin kuşkusuz tarihsel bir serüveni var. Yani 19. yüzyılda kavramın ortaya çıkışından tutun da bugüne gelişi ve devletlerin kendilerini o jeopolitik dil aracılığıyla nasıl yeniden ürettikleri ya da kendi dış politikalarını devletlerin nasıl meşrulaştırdıkları çok aslında değişik, zamanla değişik formlar almış. Yani 19. yüzyılda devletlerin kendilerini coğrafi olarak tanımlamaları, jeopolitik olarak tanımlamaları farklıyken 20. yüzyılda bu daha farklılaşmış ve bugün çok bambaşka bir konuya gelmiş. Ama burada analitik ve metodolojik olmak üzere iki noktayı çizmek lazım. İki noktanın altını çizmek lazım. Metottan kastettiğimiz şey bir toplumsal meseleye bakarken, bir uluslararası ilişkiler konusuna bakarken bizlerin o uluslararası ilişkiler konusunu nasıl anlamamız gerektiğine ilişkin bir şey. Yani hangi pencereden bakacağız? Şimdi söylediğim gibi jeopolitik aslında bize çok böyle iştah açıcı bir şey sağlıyor, bir alan sağlıyor. Çünkü özellikle mesela 20. yüzyılda ve 20. yüzyılın başında bugün içinde olduğumuz tarihsel dönemde baktığımız zaman devletlerin sürdürdüğü dış politikalarını, izlediği dış politikaları jeopolitiğe referansla açıklamak çok kolay. Kolaycı bir bakış açısı olarak ortaya çıkıyor. Yani petrolü koyuyorsunuz mesela bir tarafta. Bir tarafta devletin çıkarı dediğimiz o işte devletin aklı, devlet aklı, raison d'état dediğimiz şeyi koyduğunuz zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya neden var olduğunu, o siyaset içerisinde ya da o siyasetin nasıl geliştirdiğini çok rahatlıkla kavramsallaştırmanız mümkün. Yani bu bakımdan jeopolitik bakış açısı, her şeyi coğrafyayla açıklama bakış açısı bize çok kolay bir alan açıyor. Çünkü çok rahat açıklanabiliyor oradan. İşte haritalar bu görselliği yansıtması bakımından bu jeopolitik analizinde merkezinde oluyor her zaman. Haritaya bir bakıyorsunuz mesela televizyonda, değil mi? Stratejistler diye bizim kavramsallaştırabileceğimiz insanlar çıkıyor ve o birkaç harita gösterdikleri zaman sağdan sola, yukarıdan aşağıya bir ok çizdikleri zaman, o onun batısında, bu onun doğusunda dedikleri zaman biz bütün resmi aslında zihnimizde oturtuyoruz. Ve özellikle mesela Türkiye gibi ülkelerde ve başka birçok ülkede elbette geçerli olan bir şey bu. Bu bakış açısı aslında topluma bir anlamda yaygınlaştırılan ve toplumun da daha rahatlıkla o siyaseti anlamasını kolaylaştıran bir şey. Dolayısıyla bu metodolojiyle ilgili bir şey. Yani biz birey olarak, o toplumun içerisinde yaşayan bireyler olarak ya da genel olarak uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, mühendis fark etmez hangi daldan olursa olsun
o metodu çok kolaylıkla şey yapabiliyoruz, tasvir edebiliyoruz. İşte bu metodolojik bir sorunu aslında gündeme getiriyor, resim analizi. Yani resme bakarak, o resmi sadece tasvir ederek, yani tasvirden kastettiğim şey tanımlayarak bütün meseleyi anlamaya çalışmak. Yani Türkiye'de mesela çok yaygın bir konudur. Kürt meselesi hepinizin aşina olduğu. Kürt meselesini biz yıllarca örneğin Türkiye'de jeopolitik dile referansla açıklamaya çalıştık. Kürt meselesi vardır, hatta varlığını kabul de etmeden aslında bir ölçüde. Kürt meselesi ortaya çıkmıştır ya da PKK diye bir örgüt vardır. Bunun sebebi coğrafyadır. Coğrafya nasıl açıklarlar peki bunu? Türkiye öyle bir coğrafyada yaşıyor ki, o coğrafya aslında çok exceptional diyebileceğimiz, yani istisnai bir coğrafya. Hatta kendi şahsına münhasır. Yani buradan da kastettiğim şey şu, biricik. Yani İngilizce tabiriyle unique bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyada bütün devletlerin, bütün ülkelerin gözü var. Çünkü öyle bir coğrafya ki bu. Kuzey ile güneyi birleştiren, doğu ile batıyı birleştiren, tüm stratejik halkaların kuşağında yer alan bir ülke. Dolayısıyla şimdi bu pencereden baktığınızda, bu analizden baktığınızda Kürt meselesini açıklamak için başka hiçbir gerekçeye, başka hiçbir sebebe başvurmanıza gerek kalmıyor. Yani Kürt meselesi dediğimiz şey sosyal haklardan, ya da işte Türkiye'nin milliyetçilik diskurundan, söyleminden ya da devletin milliyetçilik diskurundan ayrı olarak düşünülebilecek bir konu haline geliyor. Yani hiçbir şekilde Kürt meselesi dediğiniz zaman artık toplumsal soruna ya da siyasal bir soruna referans etmiyorsunuz. Göndermede bulunmuyorsunuz. Tek yaptığınız şey o meseleyi jeopolitikle açıklamak. Yani coğrafyayı gerekçelerini göstererek açıklamak. Bu işte metodolojik olarak bizim bu uluslararası ilişkilerdeki ya da uluslararası sistemdeki meseleleri konumlandırırken en büyük yaptığımız hatalardan bir tanesi. Bunu da işte metodolojik resim analizine odaklanmak. Yani resmi çekmek ama o resmi çektikten sonra sadece o resmi tasvir etmek. Dolayısıyla bütün arkasındaki ve bütün önündeki tüm süreçleri aslında iptal etmek. Yani süreç analizi yerine resim analizi. Yani resim analizinin şöyle bir şeyi var, dezavantajı var. Bize sürekli statik unsurlar sunarlar resim analizi. Yani statik unsurlardan kastettiğimiz şey, Kürt meselesi örneğinde yine açıklıyorum. Eğer Kürt meselesi varsa ve bunun sebebi jeopolitikse, yani Türkiye'nin jeopolitik konumuysa, bu hiçbir zaman da değişmeyecektir. Dolayısıyla o Kürt meselesinin tarihsel seyri içerisindeki değişimleri hiçbir şekilde açıklayamayız. Ya mesela bugün bile televizyonu açtığınızda, değil mi, Kürt meselesi tartışılırken örneğin çok spesifik bir konu olarak PKK'nın geri çekilmesi ya da barış süreci diye adlandırılan şeyi hala jeopolitik gerekçelerle açıklamaya çalışırız. İran şöyle pozisyonda olduğu için, İsrail de şu pozisyonda olduğu için, Amerika da öbür pozisyonda olduğu için bu sorun bu noktaya gelmiştir ya da bu çekilme süreci yaşanmıştır. Dolayısıyla bu bizi bütün toplumsal sorunları, bunu şeye de teşmil edebiliriz, uluslararası ilişkilerdeki sorunlara. Bütün aslında özünde cereyan eden asıl konunun üstünü örtmemize sebep olur. Resim analizi ve jeopolitiğin metodolojik olarak bizim zihnimizde kurgulanmaya başlanması. Yani bu çok standart bir şeydir. Hem Türkiye örneğinde hem de birçok ülkede, Amerika Birleşik Devletleri için de aynı şey sonuç konusu. Mesela Latin Amerika'da ülkelerine bakın, Şili, Brezilya gibi ülkelere bakın. Hepsinde Soğuk Savaş döneminde çok ciddi bir jeopolitik paradigma ile dünyayı anlamaya çalışırız. Yani coğrafyaya referansla, işte kendilerini o coğrafyanın içerisinde çok önemli bir pozisyonda konumlandırarak, bütün o coğrafyaya yüklenerek, coğrafyanın üzerine dayanarak bütün aslında konuları açıklamaya çalışırlar. Dolayısıyla bu resim analizi bizim olaylara bakmamızda metodolojik olarak en büyük yaptığımız şeylerden bir tanesi. Peki nedir bunun alternatifi? Elbette süreç analizlerine bakmak. Yani süreç analizinden kastettiğim şey, bir durumun oluşmasına sebep olan bir süreç vardır. Yani örneğin Kürt meselesi varsa bu bir sürecin sonucudur. Ve bunun tek bir dinamiğiyle, bu meseleyi tek bir dinamikle açıklamak neredeyse imkansızdır. Ya da bunu uluslararası ilişkiler kavramlarıyla, uluslararası ilişkilerde tartıştığımız zaman Türkiye'nin dış politikası, Amerika'nın dış politikası dediğimiz şey birkaç noktadan oluşan bir süreçle ifade etmek gerekir bu konuları.
Yani şöyle bir şey mesela çizelim. Şimdi tarih aslında bir akan bir şeydir, değil mi? Lineer bir çizgidir. Doğrusal bir çizgi üzerinde gidebilir. Ama bu mutlak suretle tarihin her zaman iyiye doğru gittiği anlamına gelmez. Şimdi tarih, sosyal bilimlerde ve toplumsallaşmalar, bütün toplumlarda o tarihin içerisinde akıp giderler. Ve o tarihin içerisinde hangi dönemde yaşıyorsanız, o dönemin temel tartışmalarına göre pozisyon alırsınız. Bu tarihin içerisinde de belli çok noktalar vardır. O noktalar ya devletlerin pozisyonunu değiştirmesine sebep olur, ya da o değişiklik içerisinde sürekli kendilerini yeniden tanımlama ihtiyaçları hasıl eder. Yani dünya tarihi bunun yüzlerce örnekleriyle dolu. Yüzlerce devlet örnekleriyle, ama çok spesifik noktada da çok belirli tarihsel dönemlere odaklanmak mümkün. Şimdi tarihi bir nehre benzetirsek, akan bir nehre benzetirsek arkadaşlar, bu nehir içerisinde analiz yapmaya çalışan insanlar olarak bizler o nehrin içerisindeyiz. Değil mi? Çünkü tarihle birlikte akıyoruz biz de. Yani 11 Eylül ortaya çıkıyor. 11 Eylül'ün ortaya çıkardığı sonuçlarla biz birlikte bir noktaya doğru gidiyoruz. Bu tıpkı bir nehrin akışı, nehrin içerisine girmek gibi. Tarih akıyor. Ama burada alacağımız birkaç farklı pozisyon olmalı. Yani biz en azından bireyler olarak ya da uluslararası ilişkiler ya da farklı konuları çalışan öğrenciler olarak. Şimdi resim analizi arkadaşlar, statik olan, nehrin dışından nehri izlemektir. Değil mi? Çünkü neden? Dışına çekilirsiniz. Tarih orada akıp gider ama siz o akıp giden nehrin içerisinde neler olup bittiğini anlamaya çalışırsınız. Nehrin mesela hangi hızda aktığını bilmezsiniz. Debisini örneğin, değil mi? Yüksekliğini, derinliğini, hızını bilmezsiniz. Suyun işte zehirli olup olmadığını bilmezsiniz. Ne tür, nereden akıp nereye doğru gittiğini bilmezsiniz. Dolayısıyla resim analizi demek o akan nehrin içerisinde, nehrin içine girmeden meseleyi anlamaya çalışmak. Halbuki o nehrin sizin o anda, gözlemlediğiniz anda kıvrılması, yüksek hızla akması başka sebeplere, başka bir yerden, örneğin başka bir dağdan akan başka bir kolla açıklanabilir belki. Ama siz o anda nehre bakarken gördüğünüz şey, tek şey nehrin aktığıdır. Dolayısıyla nehre ait başka hiçbir fikir şey yapamazsınız. Süreç analizi dediğimiz şeyle arkadaşlar, o nehrin içine girmektir aslında. Ve o nehrin akışıyla birlikte, bütün şeyin, nehrin özelliklerini bilip, o nehrin akışıyla birlikte aslında analiz yapmaya, nehri anlamaya çalışmaktır. Yani dışarıdan değil, içeri girerek. İşte tam da bu sosyal olaylara, uluslararası ilişkilerdeki düzen tartışmalarına bakarken tam da metodolojik noktamızın tam da böyle olması gerektiğini ben düşünüyorum. Yani bir meseleye bakarken belli bir sürecin hakim olduğunu. Örneğin resim analizi mesela Türkiye'nin Suriye meselesinde, Suriye'ye ilişkin politikasındaki resim analizi şudur. Türkiye AK Parti hükümetiyle komşularla sıfır problem siyasetini ortaya çıkardı. Resim analizi şu anlama gelir. Suriye ile ilişkiler bozuldu ve sıfır sorun çöktü. Bu resim analizidir. Ama o resim analizinden çıkıp kendinizi biraz o resim, o şeyden, sadece tasvirden uzaklaştırıp analitik bir süreçle o şeye, krize baktığınız zaman bir krizi dönemlendirmeniz gerekir. Türkiye'nin komşularla sıfır problem siyasetinin Suriye ayağını uzun bir müddet analiz etmeniz gerekir. İşte krizi kendi içerisinde bölmeniz gerekir. Dolayısıyla başlangıcı olan ve geldiği noktada bittiğini iflas eden bir yaklaşımdan da kendinizi uzak tutabilirsiniz böylelikle. Yani resim analizi yapmak istemiyorsanız, yani meselenin içine girerek yapmaya çalışırsınız. İşte bu, yani başlıktaki jeopolitik uluslararası düzen ve Türkiye, onun içerisindeki Türkiye meselesini kavramsallaştırmak ve anlamaya çalışmak analitik bir pozisyon geliştirmeye gerek buluyor ve tam da bu süreç analizine bizi götürüyor. Süreç analiziyle baktığımız zaman aslında ben 3 tane temel konu üzerinde durmak istiyorum. Ve bu 3 temel konu üzerinde Türkiye'nin aldığı pozisyonu anlamaya çalışıp bugüne bir şey, başka bir
başka bir derinlik açmaya çalışmak gerekiyor sanırım. Şimdi arkadaşlar, son 10 yılda, aslında 10 yılı aşan bir süreçte dünya tarihinde daha önceki süreçlere benzeyen bir değişim gördük biz aslında. O değişimi neden bir değişim gördük ve bu değişim sistemik bir değişimdi. Uluslararası sistemin değişimine ilişkin. Sistemden kastettiğim şey parametreler, kurallar, o sistemin işleyişine yardımcı olan. Bir anlamda bir düzenden bahsediyoruz. Yani bir uluslararası düzenden bahsediyoruz. Üç tane temel mesele var. Birincisi 11 Eylül arkadaşlar. 11 Eylül meselesi. Yani meseleden daha öte sistemin, uluslararası düzenin kendi yapı taşlarını değiştiren. İkincisi ekonomik kriz. 2008'de başlayan, Avrupa'da ortaya çıkan, Amerika'ya yayılan ve aslında bir küresel bir ekonomik krize sebep olan gelişmeler. Ve üçüncüsü de arkadaşlar Arap Baharı. Yani düzen dediğimiz şey, son 10 yılda içinde yaşadığımız düzen, uluslararası düzen dediğimiz şey, bu üç şeyin birleşmesiyle oluşan bir şey. Yani tıpkı tarihsel olarak, yani son 500 yıllık dünya tarihine baktığımız zaman, tıpkı işte Westfalia ile başlayan modern dünya sisteminin, 1648'de başlayan modern dünya sisteminin işte 1815'te Viyana düzeniyle değişmesi gibi. Tıpkı 1815'te başlayan Viyana düzeninin 1918'de çökmesi gibi. Tıpkı 1918'de başlayan savaş düzeninin 45'te çökmesi gibi. Ve tıpkı 45'te başlayan düzenin, uluslararası düzenin, Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte, Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla birlikte çökmesi gibi. Ve biz Soğuk Savaş sonrasında arkadaşlar, o son hala da belki içinde yaşadığımız dönemde, temel olarak Soğuk Savaş'ın bitişini alsak bile üç tane temel büyük sistemik değişim gördük. 11 Eylül söylediğim gibi küresel mali ya da ekonomik kriz ve Arap Baharı. Bu üç tane temel nokta birbiriyle aslında çok doğrusal şeyler, bağlantılar var. Yani çok kuvvetli ikisi arasındaki bağ, üç arasındaki bağ birini diğerinden ayırmayı imkansız hale getiriyor. Yani ne ekonomik krizi şeyden ayırmak mümkün, 11 Eylül'den ayırmak mümkün, ne de Arap Baharı'nı ekonomik krizden ayırmak mümkün. Çünkü Arap Baharı'nı biz biliyoruz ki aslında Arap Baharı'nın önemli ayaklarından bir tanesini oluşturuyor ekonomik şeyler. Aslında Türkiye arkadaşlar bu üç tane temel düzen içerisinde, üç tane temel değişiklik sistemi değişim içerisinde bu sisteme tepki veren ya da bu sisteme ayak uydurmaya çalışan, işte o tıpkı o nehir metaforunda verdiğim örnek gibi o şeyin içerisine girerek, ona oluşturduğu reflekslerle. Çünkü her değişimde arkadaşlar devletler yeniden kendilerini konumlandırıyorlar. Mesela bu Türkiye açısından ilginçtir bu örnek. Örneğin arkadaşlar 1648'deki Avrupa ölçeğinde gerçekleşen sistemik değişime Türkiye'nin verdiği tepki Osmanlı döneminde köprüler reformudur. Yani sisteme tekrar ayak uydurmak için. 1815 Viyana düzeni Türkiye'nin bir anlamda ıslahat ve tanzimat fermanlarıyla, ıslahat düzenlemeleri ve tanzimat fermanlarıyla Osmanlı Devleti'ni yeniden organize eden, yeniden yapılandıran bir şeyle cevap vermiştir. Değil mi? Avrupa'da başka bir düzen oluşuyor. Devletlerin bir yükselişi söz konusu. Osmanlı'nın o sürece tepki vermesi bağlamında düşünmek lazım. Ordunun yeniden modernize edilmesi, toplumlar arası ilişkilerin değişmesi, bakın. Neden? Çünkü 1856'ya baktığınız zaman arkadaşlar, Türkiye'de ilk defa azınlıklar, yani Osmanlı sistemini iki noktaya ayırırsak mesela, gayrimüslimler ve Müslümanlar. Değil mi? Yani milleti hakime, milleti mahkûme. Yani bunlar işte Yahudilerden oluşan ve Hristiyanlardan oluşan, Ortodoks ve Protestan Hristiyanlardan. Bunun adı da aslında, değil mi, millet sistemi. Yani temelde bu. Ve 1856'ya gelindiğinde arkadaşlar, ıslahat fermanıyla vatandaşlık haklarına kavuşmuşlar. Bakın, bu çok önemli bir şey. Aslında o yüzden resim analizi yapmamak gerektiğini ifade etmeye çalışıyorum. Yani tıpkı bunu şey gibi düşünün. 11 Eylül'ün ortaya çıkardığı güvenlik paradigmasının, temel olarak 11 Eylül'ün ortaya çıkardığı güvenlik paradigma şuydu. Güvenliği artık
devletin sınırları içerisinde sağlayan bir nokta olarak değil, güvenliği dışarıya ihraç eden. Yani aslında bizim Amerika'nın dış politikasında çok rahat anlayabileceğimiz tehdit eve gelmeden, yani senin toprakların içine girmeden tehdidi yok etmek. Bu Amerika toplumunda ve Avrupa toplumunda genel olarak aslında çok ciddi bir toplumsal güvenlik tahayyülü geliştirdi. Yani vatandaşlık yasaları, değil mi? Şeyi hatırlayın. Avrupa'daki iyi vatandaşlık, hatta good citizenship dedikleri şey. İyi vatandaşlık kavramı, testler, vatandaşlık testleri, göç politikaları, sınırlardaki kontroller. İşte bunları, bu kontrollerin artık insan onurunu da hatta şey yapacak ölçüde, değil mi? Aşağılayacak ölçüde bir noktaya getirmesi. Yani ya da yabancı düşmanlığı. Ya o güvenlik paradigması. Dolayısıyla 11 Eylül'ün ortaya çıkardığı bu güvenlik paradigması bir ayağı sistemi Türkiye'de dış politikada yansımasını bulan güvenlik özgürlük ikilemi. Ne yaptı? Peki nasıl cevap veriyor sisteme? İşte Kürt sorununda yeni bir açılım siyaseti izleyerek bir anlamda. Dolayısıyla 1856'ya gittiğimiz zaman, yaklaşık 150 yıl öncesine gittiğimiz zaman Avrupa'da ortaya çıkan o değişimin, yeni düzen tartışmalarına ayak uydurmanın bir yolu olarak aslında Osmanlı'nın cevap verdiğini görüyoruz. Yani işte gayrimüslimlere de vatandaşlık hakkının verilmesi, zaten normalde Osmanlı millet sistemi temelde çeşitli toplumlar arası kompartmanlardan oluşan farklı toplumların, farklı ya da millet gruplarının, bunlar dini referansla tanımlanan gruplar, kendi alanlarını rahatlıkla kendilerinin yürütebilecekleri, hukuklarının ve diğer tüm işlerinin kendilerini yapabilecekleri bir şeydi. Ama 1856'da uluslararası sistemin baskısı değil mi, Osmanlı'yı o noktaya getiriyor. Yani dolayısıyla bunu sadece ve aynı şekilde Türkiye'nin Kürt siyasetini sadece iç dinamiklerle açıklamak mümkün değil. Hani şeyden analitik, resim analizi yapmayalım şeklinde söylerken. Dolayısıyla verdiği tepki bu. Peki 1915'lere gelindiğinde, yani Birinci Dünya Savaşı, yeni bir düzenin yine tekrar yıkılması, inşa edilmesi, Türkiye'nin ona verdiği şey Kurtuluş Savaşı'yla, değil mi, o sisteme? Yani yeni bir düzen oluşuyor, o düzen içerisinde Türkiye'nin yer alması ancak ona cevap vermekle. O da yeni bir ülkenin kurulması. Değil mi mesela? Yeni bir bağımsızlık mücadelesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması. Aynı şekilde 1945'e gelin arkadaşlar. 1945'te de yeni bir düzen kurulurken Türkiye'nin verdiği tepki çok partili hayata geçmesi. Değil mi mesela? Birleşmiş Milletler'e üye olmasının bir ön koşulu olarak aslında düşünülüyor. Türkiye'nin çok partili hayata geçmesi. İşte 46'da başlayan ve ama tam olarak 50'de geçtiğimiz. Dolayısıyla uluslararası sistemdeki dönüşümle devletlerin o dönüşüm içerisinde kendilerini yeniden konumlandırmaları arasında doğrusal bir ilişki var. Ya da aynı şekilde yine bakın şeye, 1990'lara bakın, 90'ların başına bakın. Soğuk Savaş'ın bitişi ve o Soğuk Savaş'ın bitişi içerisinde Türkiye'nin yeni oluşan jeopolitik ortamda Adriyatik'ten Çin Seddi'ne diye bir söylemi vardı Özal'ın. Yani bir psikolojik aslında, çok da psikolojik bir şeyi söyleyen, Türk dış politikasının arkasında çok da gerçekçi olmayan ama bir refleks, yani sistemin dönüşümüne bir refleks. İşte 11 Eylül arkadaşlar, o sistemik dönüşümün bugün içinde yaşadığımız en temel taşlarından bir tanesi. 11 Eylül meselesi. Ve 11 Eylül'de sonra işte 2002 yeni bir sistemik transformasyon içerisinde yeni bir iç siyasi yapılanma. Yani tamamıyla önceki güç yapılanmasını, içerideki güç yapılanmasını bir anlamda alt üst eden ama yeni bir entite olarak ortaya çıkan başka bir olma. Ve Türkiye'yi yeniden düşünmek. Yani yeniden jeopolitik bir dille, yeni bir sistemin içerisine entegre etmeye çalışan bir dille yapmak mümkün. Dolayısıyla güvenlik ayağı, belki bunu şey olarak da tarif etmek mümkün, bir çeşit deprem. Yani metaforik olarak söylüyorum. Yani eğer Soğuk Savaş'ın bitişi küresel sistemde bir jeopolitik depreme sebep olduysa, 11 Eylül'ün ortaya çıkışı da küresel sistemde bir güvenlik depremine sebep oldu. Yine ekonomik kriz, ekonomik depreme, Arap Baharı da bir çeşit politik ve kültürel depreme sebep oldu uluslararası sistemde.
Şimdi dolayısıyla uluslararası ilişkilerdeki ya da uluslararası ilişkiler meselesini düzen tartışmalarının içerisine koyarken, oraya eklerken en temel hareket noktalarımızdan bir tanesi metodolojik olarak olayların birbiriyle olan sıkı bağı. Yani hiçbir olayın birbirinden ayrı tutulamayacağımız. Peki ekonomik konu, ekonomik deprem dediğimiz şeyde nasıl bir şey ortaya koydu? Sisteme dönüşüm yaptı. Dikkat ederseniz arkadaşlar, ekonomik krizden Türkiye aslında az etkilenen bir ülke olarak ortaya çıktı. Yani bu o dış politikanın formülasyonu, yani 11 Eylül sonrasında ortaya çıkan dış politikanın formülasyonu, orada da işte hepinizin bildiği belki 5 temel prensip vardı Türk dış politikasının. Komşularla sıfır problem, güvenlik, özgürlük ikilemi, ritmik diplomasi, işte çok boyutlu diplomasi vesaire. Aslında bunlar hep o sistemin genel işleyişine verilen bir tepki olarak ortaya çıktı. Ve ekonomik konu, ekonomik alandaki kriz aslında Türkiye'nin o dış politika yapısını değiştirmesiyle birlikte daha çok başka alanlara, yani başka coğrafyaları düşünme, başka coğrafyaları dış politikanın içerisinde bir unsur olarak görebilme kabiliyeti ya da yeteneği ya da her ne nasıl ifade edersiniz, Türkiye'ye başka bir alan açtı. Ve o alan sayesinde bir anlamda ekonomik krizden bir kaçış şeyi buldu. Yani yine de Türkiye'nin şeyini, ekonomik yükselişini, son 10 yıldaki ekonomik yükselişini sadece Türkiye'deki iç dinamiklerle açıklamak asla mümkün değil. Dolayısıyla bu pencereden tek dinamikli bir analizin yanlış olduğu fikrinden hareketle özellikle Türkiye'nin Orta Doğu'daki yeni açılımı, bir anlamda Orta Doğu'ya yeni bir angajmanı, siyaseti ekonomik krizden kaçışının bir şeyi haline geldi. Bir boşluğu, bir alanı haline gelmeye başladı. Şimdi burada bu ekonomik kriz bir taraftan da güvenlik depremi meselesini bir kenarda tutarak daha aslında bölgesel noktada gelişen ama devletlerin tekrardan pozisyonlarını yeniden yapılandırmak zorunda kaldığı başka bir alana geçmek durumunda kalıyoruz şey açısından. Bu uluslararası düzen tartışmaları içerisinde Türkiye'nin konumunu görürken o da Arap Baharı aslında. Yani sebebini şimdi o jeopolitik meseleyi anlatırken en başta metodolojik şeyden kaçmamız gerektiğini, bir tek düzelikten kaçmamız gerektiğini açıklanırken örneğin bu alanda da ifade edilen en temel unsurlardan bir tanesi yine Arap Baharı'nın toplumsal dinamiklerle ortaya çıktığı gerçeğini bir anlamda örterek yine Arap Baharı'nın ortaya çıkışını işte Amerika'nın Orta Doğu projesini, o Büyük Orta Doğu projesinin bir partisi olarak görmek ya da işte yine Arap Baharı'nın Mısır'da olan olayı, Tunus'ta olan olayı, Yemen'de olan olayı, Suriye'de olan olayı da tamamıyla yine jeopolitik gerekçelerle açıklamaya çalışmak. O da yine en büyük karşımıza çıkan değil mi analizlerden bir tanesi. Şimdi aslında Arap Baharı'nın bize gösterdiği en temel unsurlardan bir tanesi şuydu. Batılıların, yine bu jeopolitiğin çok önemli bir parçası, yani Batı'nın Doğu'yu algılama biçimi, onu inşa etme biçimi, onu temsil etme biçimi aslında yerle bir oldu. Yani o da temel olarak şuna tekabül ediyor, şuna işaret ediyordu. Aslında Doğu dediğimiz şey çok istisnai bir durumdur. Yani istisnailikten kastettiğimiz şey şudur arkadaşlar. Bir dünyayı bir küre olarak düşündüğümüzde Orta Doğu dediğimiz alan aslında şurası bu bütün dünya küresi içerisinde ayrı bir kategori olarak. Nasıl bir kategori olarak? Geri, az gelişmiş, demokratikleşmeyen, otoriter rejimlerin olduğu bir alandır. Dolayısıyla bu Orta Doğu'nun genel küresel jeopolitik içerisindeki konumlandırılışı Batı'nın onu nasıl gördüğüyle sürekli alakalı bir şey haline gelmiştir. Orta Doğu meselesi. İşte Arap Baharı aslında bu tüm bahsettiğimiz Batı'nın Orta Doğu'yu inşa etme şeklinin altını oyan. Nasıl oyan? O toplumsal dinamiklerin aslında toplumsal dinamiklerle o ülkelerin kaderinin değişebileceğini, o yapıların, eski yapıların kırılabileceğini gösteren yeni bir toplumsallık hali, yeni bir aslında uyanış. Yani Arap Awakening
dediğimiz şeye aslında tam da tekabül ediyor. Yani aslında spring tanımlaması bile, bahar tanımlaması bile değil mi? Temelde o batının, çünkü Arap baharı dediğimiz şey ilk önce işte Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıma açılan bir şey oldu hemen devrimden hemen sonra. İşte awakening, yani doğru olan şey aslında Arap uyanışı dediğimiz şey. Ama onu genel bir toplumsal uyanış olarak tasarlamak mümkün. Peki, bu üç tane çizdiğimiz şey, Türkiye'nin, yani bir tarafta 11 Eylül, bir tarafta ekonomik kriz, bir tarafta da Arap Baharı. Arap Baharı her ne kadar bölgesel olmakla birlikte ortaya çıkardığı etkiler küresel boyutta oldu. Çünkü neden? İlk gördüğümüz şey şu oldu, sanki bir soğuk savaş dönemi yapılanmasını ve ayrışmasını bize hatırlatır bir şekilde Arap Baharı, devletlerin o soğuk savaştaki aldıkları pozisyonların hiç değiştirmediklerini gördük. Örneğin yani Suriye konusunda ya da Mısır konusunda ya da İran konusunda Rusya ile Çin'in özellikle soğuk savaşın ikinci yarısı olarak tarif edebileceğimiz dönemde bu ülkelere bakış açıları neyse ve bu ülkeler üzerinden büyük güçler arasındaki ayrışma hangi düzeydeyse Arap Baharı sonrasında ayrışma yine aynı parametreler üzerinden gerçekleşti. Yani yine jeopolitik gündeme gelmeye başladı. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın olduğu ülkelerle Rusya'nın yakın olduğu ülkeler arasında bir ayrışma ortaya çıktı. Dolayısıyla bu şey açısından aslında Arap Baharı meselesinin, yani Arap Baharı sürecinin aslında küresel sistemin tam da göbeğinde yer alan bir konu olduğunu bize tekrar gösterdi. Arap Baharı, bu toplumsal, her ne kadar toplumsal dinamiklerle ortaya çıkan bir süreç olsa da ve doğrudan ekonomik krizin doğrudan olmasa bile, dolaylı bir şekilde sonuçları olması hasebiyle o küresel sistemin aslında tam da merkezinde yer aldığını gösterdi. Peki, uluslararası düzen, uluslararası düzenin değişimi ve o düzen içerisinde Türkiye'nin kendini konumlandırılış şekli. Orada söyleyebileceğimiz birkaç önemli nokta var. Peki ne oldu da Türkiye'de bu değişim yaşandı? Yani şimdi bütün herhangi bir uluslararası bir şeyle konuştuğunuz zaman, sohbet ettiğiniz zaman alacağınız ilk soru bu yönde olur. Neden? Yani Türkiye'deki bu değişimin sebebi nedir? Ya da bu değişimin temel parametreleri nedir şeklinde olur. Ve herkes bunu farklı şekillerde açıklamaya çalışır. İşte bazıları değişimin aslında ideolojik merkezdeki kaymayla sonuç, kayma sebebiyle olduğunu söyler. Yani ideolojik merkezden kastettiğimiz şey şu, Türk dış politikasını ya da Türkiye'yi idare eden politik ve bürokratik elitlerin, siyasi ve bürokratik elitlerin ideolojisi başka bir ideolojiyle ne yaptı? Değişti. Birinci açıklamayı getiren şeyler, yaklaşım bunlar. Yani değişimin sebebini aslında bir ideoloji, yani şeyden bir anlamda seküler devlet tahayyülünden daha İslamcı bir devlet tahayyülüne geçiş olarak sebep gösterdi. Yine bazıları bu değişimin gerekçesini iç siyasetteki güç yapılanmasının, yani kurumsal güç yapılanmasını değişmekle mümkün olduğunu söylediler. Bunu söyleyenler de temel olarak içerideki yapıyı özellikle Avrupa Birliği'nin ortaya çıkardığı değişim talebi, hatta değişim baskısının özellikle askeri, orduyu yani, sistemin dışına iterek yeni yollar, yani dış politikanın sürdürülmesinde, idare edilmesinde yeni aktörleri devreye soktuğu için olduğunu söylediler. Üçüncüler ise bu değişimi sistemden kaynaklandığını, yani sistemin ortaya çıkardığını. Neden değişti Türkiye? Çünkü sistem değişti. Yani structure'a, yani yapıya atfen bu değişimi açıklamaya çalıştılar. Türkiye'nin çevresi değişti. Çevresindeki güç dengeleri değişti. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri siyaseti içerisindeki, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu siyaseti içerisindeki yeri değişti şeklinde. Dolayısıyla üç temel alanda değişim ortaya çıktığını söylediler. Benim bu değişim, yani bu açıklama modellerinin parça parça kabul etmekle birlikte ve hiçbir şekilde birine temel referans vermeden, yani temel açıklama modelimizi sadece birine yaslamadan, birine gitmeden, benim özellikle bu jeopolitik uluslararası düzen bağlamında
ortaya koymaya çalıştığım şey de özellikle bu coğrafya meselesinden, jeopolitik meselesinden hareketle açıklamaya çalışıyorum. Yani jeopolitik tahayyüldeki dönüşüm, yani jeopolitik imajdaki, imagination dediğimiz şey, geopolitical imagination dediğimiz şeyin değişmiş olması. Peki bu nasıl, nasıl, neyi değiştirdi ve değişirken neyi aslında bozdu? Çünkü sistemik değişimlerin olduğu dönemlerde, olduğu anlarda biraz önce söylediğim gibi devletler kendi pozisyonlarını, jeopolitik konumlarını yeniden yorumlamak zorunda kalıyorlar. Bu çok temel bir şey. Yani jeopolitik pozisyon dediğimiz şey şu, hem devletin kendisine ilişkin bir şey, tanımlama, hem de devletin uluslararası sistem içerisindeki yerine ilişkin bir tanımlama. Çok iki temel örnek vereceğim ve toparlayacağım. Birinci örnek şu, yani eski jeopolitik düşünce ya da işte 2000'lerde, 2000'lerin öncesinde, Soğuk Savaş döneminde hakim olan temel jeopolitik düşünce, o da şu, Türkiye'yi Batı sistemi içerisinde kurgulayan ama bu kurgulamayı yaparken kendi farklılığını, Türkiye'nin farklı oluşunu Doğu'dan ayırarak, yani temelde burada kasıt Doğu'dan, kasıt elbette Orta Doğu, Orta Doğu'dan ayırarak Batı medeniyeti içerisine taşıyan ve onun bir parçası halinde konumlandıran bir ülke, jeopolitik dahil. Şeydeki, birincisindeki bu. Yani kendi farklılığını ötekinden farklılaştırarak, öteki Orta Doğu, Batı sistemi içerisine yerleştiren, bu ülkenin ister istemez tüm kurumsal mekanizmalarını etkileyen bir sonuç nedir? Yani Türkiye'nin örneğin NATO'ya üye olmasından tutun da Avrupa Birliği ile angajman siyasetine tutun da ve diğer büyük bütün şeylere. Bu ister istemez Orta Doğu'yla bir mesafe üretti her zaman için. Çünkü farkı çizen, Türkiye'nin farkını çizen tek şey ötekinden, ötedekinden farklı olması. Ve Batı'nın içerisinde konumu. Ama yeni düşünce biçimi, aslında yeni elitlerin, yeni politik elitlerin, bürokratik elitlerin düşünce biçimi Türkiye'nin farklılığını Orta Doğu ile birlikte fark, birlikte bakın, öbürkü ayrıydı, birlikte ele alarak Batı medeniyeti içerisinde de bir fark oluşturacak bir jeopolitik tahayyülden bahsediyorum. Yani yeni elitlerin, yeni siyasi elitlerin ortaya koymaya çalıştığı şey açısından. O da medeniyet meselesi. Yani Batı medeniyetinin aslında öz bir parçası olarak değil de Batı medeniyetine alternatif de üretebilecek. Bakın burada medeniyet çok büyük bir analiz düzeyi aslında. Devlet değil, sistem değil, birey değil. Bambaşka bir analiz düzeyi, bambaşka bir analize, bambaşka bir alana kapı açan bir şey medeniyet dediğimiz zaman. İşte bu medeniyeti, işte İslam medeniyetine referansla aslında şey yapan daha büyük bir analiz düzeyiyle Batı'nın içerisine yerleştirmeye çalışarak Orta Doğu'yla birlikte ama kendini ondan farklılaştırmadan o farkı Batı medeniyetinin içerisinde konumlandıran bir ülke olarak bu farklılığını. Dolayısıyla böyle bir jeopolitik düşünceyle sistemi dönüştürmeye çalıştı. Bu ister istemez Türkiye'nin var olan bütün şeyini, politik yapısını değiştiren bir şey, unsur haline geldi. Yani içerideki güç pozisyonlarını, çünkü bu güç pozisyonları sürekli bir devletin hem kendine ilişkin tanımlama yapmakta hem de devletin uluslararası ilişkilerdeki angajmanlarına ilişkin tanımlama yapmakta sürekli rekabet içerisindedirler. İşte bu iktidar değişikliğiyle birlikte, bu structure'ın değişmesiyle birlikte ne yaptı? O eski yapıyı aslında tamamıyla ortadan kaldı. Peki bu nasıl bir sonuç üretti Türkiye açısından? O da şuydu, ulus devlet merkezli, teritoryal diyebileceğimiz, değil mi? Yani topraksal, sadece sınırları belli olan ve tek amacının aslında o sınırlarını korumak olduğunu, daha çok savunmacı bir refleksle o sınırları korumak üzerine inşa edilmiş politik tahayyülün, politik ya da dış politika anlayışının bir anlamda ortadan kalkarak yerine daha böyle interactional diyebileceğimiz, yani karşılıklı ilişkisellik diye belki çevireceğimiz, karşılıklı ilişkilere dayanan, sınırın ötesinde düşünebilen bir anlayış. Aslında bu temel olarak dış politikanın aktif olarak, yani Türkiye'yi, hani şimdi küresel ölçekte tartışmaya başlıyorlar ya artık,
Türkiye işte yükselen bir güç. O sistemin içerisinde belli bir noktaya gelmeye çalışan bir güç. Dolayısıyla bu sistemin içerisinde Türkiye'nin bu düşünce biçimi onu yeniden konumlanmasına, sistem içerisinde yeniden konumlandırmasına sebep oldu. Dolayısıyla değişimi aslında böyle bir resimle de, böyle bir tasvirle, böyle bir analitik boyutla da daha medeniyeti, daha büyük ölçekli bir kavramsal çerçeveyi resmin içerisine dahil ederek açıklamak mümkün. Peki limitasyonlar neler? Yani her şey güzel de limitasyonlar neler? O limitasyonlar da ortaya koyulan bu güçlü, kuvvetli söylemin uluslararası politikanın ya da uluslararası politikanın ortaya çıkardığı realitelerle zaman zaman çakışması. Bu da çok kaçınılmaz bir şey. Yani çünkü kaçınılmaz olması şundan dolayı, örneğin sıfır sorun meselesi. Sıfır sorun siyaseti aslında Türk dış politikasının yapısal bir şeyi değil, prensibi değil, ilkesel bir prensibi. Yani ilkeden kasıt şu, siz komşularınızla istediğiniz kadar sıfır sorun siyaseti üretseniz de o karşı tarafın o siyaseti kabul ettiği müddetçe başarılı hale gelecektir. Yani komşularla sıfır sorun tek yanlı bir siyaset olamaz. Yani sadece Türkiye'nin istemesiyle olabilecek bir şey olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla bu ilişkisellik aslında yani ulus devlet yapısından daha ulus devleti aşan. Mesela Davutoğlu'nun Oxford'da yaptığı bir konuşmadan aklımda kalan şu, ben sadece bir ulus devletin dışişleri bakanı değilim. I am not a foreign minister of a nation state, only a nation state diye. Yani dolayısıyla yani ne demek istediğimi anlatabiliyorum umarım. Yani bu düşünme bakın yani tahayyülde başlıyor aslında. Yani ben sadece yalnızca bir ulus devletin dışişleri bakanı değilim dediğiniz anda artık Türk dış politikasının şeyini, alanını ne yapıyorsunuz? Ulus devletin ötesine taşımış oluyorsunuz. Şimdi işte Türkiye'nin bu yükselişi dediğimiz şeyi, bu söylem değişikliğinin Türkiye'yi yeni alanlara angaje etmesiyle ortaya çıktığını rahatlıkla söylemek mümkün. Yani bunu örneğin çok benim için çarpıcı olan bir örnek. Örneğin 2000 yılında arkadaşlar, 2000 yılında Türkiye'nin dünyadaki büyükelçilik, temsilcilik sayısı 161. Tamam mı arkadaşlar? 2013 yılında bu 213'e ulaşmış. 213 bakın. Yani örneğin işte Latin Amerika'da Türkiye'nin varlığı. Yani oraya gidip büyükelçilik açıyor. Bunun bir sebebi olmalı. Ya o coğrafyayı düşünebilme. Ya da işte Afrika'da, örneğin Afrika'da elçilik sayımız 7-8 taneyken bugün haritaya baktığınız zaman Türkiye'nin elçilik sayısına bütün Afrika coğrafyasını kapsadığını. Yani ne işi var şeyde? Değil mi? Çad'da, Somali'de. Yani birçok ve bu bütün bu mekanizmalar arkadaşlar 11 Eylül'den sonra ortaya çıkan o güvenlik söylemine paralel olarak devletlerin kendi içlerine dönük siyaset geliştirmeleri döneminde oldu. Yani birçok Avrupa ülkesi Afrika'da büyükelçiliklerini kapatırken güvenlik riskleri gerekçesiyle Türkiye oralarda elçilik açmaya başladı. Tersini düşünelim. Yabancıların, başka ülkelerin, Türkiye'deki elçilik sayısı 2001'de 148 iken arkadaşlar 2013'te bu sayı 248'e ulaşmış. %70 oranında bir artış. Demek ki artık yani bu elbette bunların birçoğu mütekabiliyet esasına dayalıdır. Yani karşılıklılık ilkesine dayalıdır. Yani siz orada açtığınız için onlar burada açmışlar. Tamam, güzel. Ama aradaki fark. Yani örneğin bu jeopolitik düşüncedeki ulus devletçi mantığın, paradigmanın etkili olduğu en temel şeylerden bir tanesi mesela Kuzey Irak'tır. Değil mi? Kuzey Irak'ta mesela Türkiye'nin başkonsolosluğu var. Yani bu 90'larda tahayyül edilemeyecek bir şey olur Türkiye açısından. Yani dolayısıyla sadece şu parametreler bile arkadaşlar Türkiye'nin aslında o angajman siyasetinin, uluslararası sistemle angajman siyasetinin
çerçevesini çizen bir şey. Peki ne istiyor Türkiye? Yani isterseniz bununla bitirelim. Peki Türkiye ne istiyor? Tabii ki yani çok normal bir şekilde Türkiye güçlü bir ülke olmak istiyor. Bu çok basit bir tanımlama olarak. Ama Türkiye'nin temel derdi aslında uluslararası sistemin kendisiyle. Yani Türkiye'nin uluslararası sistemin mevcut haline olan bir eleştirisi var. Tıpkı Hindistan'ın olduğu gibi, tıpkı Brezilya'nın olduğu gibi, tıpkı Endonezya'nın olduğu gibi. Yani bu bridge states, bridge devletleri diye tanımladığımız devletler gibi. Tıpkı başka işte yükselen güçler gibi, tıpkı Meksika gibi mesela. Bu devletlerin uluslararası düzenin işleyişine ilişkin bir şeyleri var. Neden? Çünkü bu sistem, şu anda içinde yaşadığımız uluslararası sistem mevcut şeyleri, mevcut jeopolitik dengeyi yansıtmıyor. Yani Hindistan işte 1 milyar nüfusuyla hiçbir şekilde uluslararası sistemin içerisindeki karar alma mekanizmalarında yer almıyor. Ya da işte Japonya, Almanya çok ekonomik olarak ilk onun içerisinde yer almasına rağmen karar alma mekanizmalarında yer almıyorlar. Dolayısıyla bakın bu nedenledir ki Amerika Birleşik Devletleri'nin, çünkü merkez yani uluslararası düzen biraz Amerika merkezli bir şey olarak işliyor. O yüzden bu tip devletlere sürekli sistem içerisinde paylar vererek, mesela Türkiye'yi Güvenlik Konseyi'ne mesela alınmasına hiçbir şekilde itiraz etmeden, ya da işte Almanya'yı İran'la nükleer müzakereler yaparken İran'la, Almanya'yı da işte P5+1 olarak Almanya'yı şey yapmak, konumlandırmak. Yani bu 5 daimi üye Güvenlik Konseyi'nin, bir tane de Almanya. Dolayısıyla o sürece şey yapıyorlar. Ya da işte Çin'le ekonomik alanda bazı ayrıcalıklar tanıyarak sistem içerisinde sistemden memnuniyet duymayan aktörleri daha fazla pay vererek sistemin bir parçası, entegre bir parçası haline getirdi. İşte Türkiye'nin de temelde bu sistemin işleyişine ilişkin bir şeyi var. Sürekli bu mesela Başbakan'ın ağzından duyarsınız. Dışişleri Bakanı'nın ağzından bunu sıklıkla duyarsınız. Sistem bir kere şey değil, adil değil. Ve adil olmayan bir sistem, meşru bir sistem değil. Peki bu meşru sistem nasıl işleyecek? Ve bu sistemin içerisinde devletler nasıl olacak? Ancak bu sistemin meşru bir sistem haline, yani yeniden yapılandırılmasına ilişkin şeyler. İşte bu formülasyon içerisinde Türkiye'nin en temelde arzuladığı şey, özellikle Orta Doğu ölçeğini, yani Orta Doğu resmini büyük bir resim olarak düşünerek bu sistemin içerisine taşımaya çalışmak. Temel amaçlarından bir tanesi. Yani en başa dönersek yine bir düzen, yani bir bölgesel düzeni, uluslararası düzenin entegre bir parçası haline gelmek. Elbette bu Türkiye'nin özellikle Arap Baharı'ndan sonraki süreçte dış politika parametrelerini değişikliğe uğratmıştır. Bu çok normal bir şeydir. Yani artık yani demokrasi fikrinin, kurumsal yapılanmaların, demokrasi mekanizmaları üzerinden kurumsal mekanizmalar daha önemli hale gelmiştir. Yani şimdi şöyle bir eleştiri yapılabilir. Arap Baharı öncesinde Türkiye aynı şekilde bütün ülkelerle, Orta Doğu'daki bütün ülkelere, onların rejimleri otokratik olmalarına rağmen ne yaptı? Angaje oldu. Ama mesela orada başarılı olduğu birkaç örnek de vardı. Mesela Suriye'nin sistem içine entegre edilmesinde en önemli ülkelerden bir tanesiydi Türkiye. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi bir haydut devlet, yani rock state olarak tanımlarken, değil mi? Türkiye o tanımlamanın dışında kurarak sistemin içerisine entegre edildi. İran'da bunda kısmen başarılı oldu, kısmen de başarısız oldu. Dolayısıyla büyük resim içerisinde arkadaşlar, büyük bir uluslararası düzen içerisinde bu düzeni yeniden yapılandırmaya gayret eden, bu düzeni yeniden organize etmeye çalışan kurumlarıyla, mekanizmalarıyla ve temel parametreleriyle yeniden inşa etmeye çalışan bir şey söz konusu. Dış politika anlayışı söz konusu. Yani sonuç olarak arkadaşlar, sistem değiştikçe arkadaşlar, o sistemin içerisinde devletler pozisyonlarını sürekli ne yapıyorlar? Değiştirerek o sisteme ya adapte olmaya çalışıyorlar ya da o sistemin kendisi içerisinde bir değişikliğin mekanizması, bir ateşleyicisi hale gelmeye çalışıyorlar. Tabii bu elbette Türkiye'nin tek başına yapabileceği bir mesele olmaktan her zaman için çıkan bir şey. Yani tek başına böyle bir şeyi yapmak, yani bir meydan okuyucu olmak bu sistemin şu anda aslında tam olarak da kaldıramayacağı bir şey. Çünkü bu sistem içerisinde mesela
her ne kadar durumundan memnun olmayan devletler olsa bile, mesela Çin durumundan memnun değil ama o sisteme ne yapıyor? Başkaldırıda bulunmuyor. İşte bazı ticaret alanlarını, ayaklarını delerek o sisteme alternatif oluşturmaya çalışıyor vesaire. Ama Amerikan ya da işte Amerika merkezli bir sistem içerisinde ona meydan okuyacak çok fazla devlet ortaya çıkmadı bugüne kadar diye sonlandırayım ben. Sonra da sorulara geçelim. Evet. Var mı sorunuz? Her şeyi anlatırsın ama çok güzel. Başarılı sayıyorum kendimi. Anlıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu kırılmalara devletlerin gösterdiği reaksiyonlarda güvenlik 11 Eylül'e Türkiye'nin gösterdiği reaksiyon olarak Türkiye'nin dış politikasını öne çıkardığımızda bu zaten hani daha 11 Eylül olmadan da olduğun tahayyülünde olan bir şeydi. Evet, tamam işte evet. Sadece siyaseten bu hakkı eline aldığında bunu realize etti. Evet. Bunu doğrudan 11 Eylül'ün o dış politikanın çıkış sebebini 11 Eylül olarak görmek... Aha yok yok tabii ki. Yani şartların oluşmasına izin veriyor ama. Yani 11 Eylül o stratejiyi uygulama alanı açıyor. Yoksa yani onu şimdi Davutoğlu'nun AK Parti'nin iktidara gelmediğini ve Davutoğlu'nun da işte başlangıçta danışmanlık ve sonrasında Dışişleri Bakanlığı olmadığını varsaydığımızda o şey bir nasihatname olarak Türkiye literatüründe kalabilirdi. Yani dolayısıyla 11 Eylül'ün ortaya çıkmış olması bu siyaseti gerçekleştirmek için bir alan açtı ya da onun düşüncesini ortaya koymak için bir alan açtığını söyledim. Yoksa o Türk dış politikasının aktivizmi 11 Eylül'ün bir sonucu olarak kurmak yanlış olabilir. Onu kastetmiyorum. Daha çok bu alan açtı ama. Alan açtığı şey, onu söylemek mümkün. Evet. Ben şey soracağım hocam. Şimdi bu Türkiye özellikle Birleşmiş Milletler'in düzeninden rahatsız. Evet. Mesela Asya'daki bir Hindistan, Asya'yı temsil edecek bir Hindistan'dan, sonra bir Japonya'dan falan bahsediliyor. Türkiye'yi de İslam dünyasının temsilcisi olarak görüyor mu? Türkiye mi? Evet. Görülüyor mu? Yani ha onu... Çünkü o Orta Doğu'yu da temsil eden kimse yok. Yani evet. Şey olarak var mesela İslam dünyasını temsil eden kimse yok diyor. Evet. Ama kendisini İslam'ın bir temsilcisi olarak görüyor kesinlikle. Öyle Türkiye mi? Öyle görüyor çünkü neden öyle görüyor? Örneğin Medeniyetler Arası İttifak projesine bakın mesela. İspanya ile Türkiye'nin eş başkanlığını yürüttüğü yıllardır. Orada medeniyetlerden kastettikleri İslam'la elbette Hristiyanlık ya da işte Batı ile Doğu arasında. Dolayısıyla orada tabii orada sorunlar var. Sorunlar mutlaka var da oradaki şeyde Türkiye İslam dünyasının temsilcisi olarak gözüküyor. Böyle bir şey mümkün mü? Yani bence çok mümkün değil. Yani Türkiye her ne kadar yani o limitasyonları da tartışırız tabii ama Türkiye'nin gerek nüfusu itibarıyla gerekse diğer politik şartları itibarıyla İslam dünyasının bir temsilcisi olarak kendisini kabul etmesi sadece tek başına yeterli bir şey değil. Önemli olan İslam dünyasını Türkiye'nin yani İslam dünyasının kendisinin temsilcisi olarak görmesi lazım. Bu arada tabii ki İslam dünyası dediğimiz şey ne? Yani bir tane İslam dünyası yok. Yani jeopolitik olarak dille konuşacaksak İslam dünyası dediğimiz entitenin, varlığın, medeniyetin jeopolitik tahayyülü ne mesela? Öyle bir netlik yok orada. Coğrafya olarak netlik yok da ben aslında şey için... Fikirsel olarak da netlik yok. İşte entelektüel olarak kabul edilebilir mi Türkiye? Yani bilmiyorum, zannetmiyorum. Entelektüel olarak şöyle olması lazım. Türkiye'deki İslamcıların, tırnak içinde, bütün İslam dünyasına bir şeyler söylüyor olabilmeleri lazım. Yani mesela şeyde, Soğuk Savaş'ta Seyit Kutub'un, Cemalettin Afgani'nin 20. yüzyılın başında, 19. yüzyılın sonunda gibi adamların Türk coğrafyasından yani Türkiye'deki Müslümanlardan çıkması lazım ki Arap dünyasına, İslam dünyasına bir şeyler söyleyebilsin. Öyle kapasitede adam Türkiye'de yaşıyor. Ekmel İhsanoğulları. Nasıl? Ekmel İhsanoğulları hani. Kayıt alınıyor mu? Yani o kapasitede şey zemin yok yani. Zemin olabilir ama ha bak şu anlamda doğru. Şu anlamda böyle bir potansiyel var. Yani dünya şeyine baktığınızda, tarihine baktığınızda bütün aktörler yani dünya tarihini sosyolojik, yani sosyal bilimler içerisinde şekillendiren bütün entelektüeller böyle hep kriz içerisinde olan toplumların içerisinden çıkmışlardır. Aslında Türkiye o anlamda
birçok çatışmayı kendi içinde yaşayan bir toplum. Bir toplum olarak, bir devlet olarak. Yani sekülerizm ile İslam meselesi, muhafazakarlık ile demokrasi arasında, milliyetçilik ile işte çok kültürlülük arasında muazzam bir makas var Türkiye'de. Bu aslında çok önemli bir şey, fırsat. Çünkü işte Marx'a bak mesela ve şeydir bu dünya tarihindeki çelişkileri yaşayanlar. Aşağı yukarı birçoğu da Yahudidir. İşte Marx'tan tutta, Marx ekonomideki çelişkileri, Freud psikolojideki çelişkileri, Weber sosyolojideki çelişkileri. Yani bunun sebebi aslında bir anlamda da o toplumun o kriz içerisinde, sürekli çatışma içerisinde olmasının bir sonucu olarak görüyor. Ama Türkiye'de böyle bir şey çok şey olmadı. Çünkü şöyle Huntington'ın tanımlaması var ya Türkiye için. Huntington Türkiye'yi bir torn control olarak, yani yırtık ülke diye tarif edebileceğimiz, kendi içinde bulunduğu medeniyeti kabul etmeyen ama dahil olmak istediği medeniyet tarafından da kabul görmeyen bir ülke. Huntington'ın tanımlamasına göre. Dolayısıyla politik elitlerde, entelektüellerde böyle bir yarılma söz konusu Türkiye'de. Mesela şu ikinci dediğiniz şey var ya hocam. Politik değişim, yani jeopolitik algısının değişimi, kendini doğu içerisinde görüp batı içerisinde konumlandırması. Evet. O zaman burada çürütülmüş olmaz mı? Nasıl, hangi alanda? Şimdi siz dediniz ya mesela yırtık ülke olarak. Evet. Tabii. İşte bu eleştirilen bir şey. Zaten Davutoğlu'nun özellikle Strateji Devri kitabında mesela o torn kontrol meselesinin öyle olmadığını söylüyor Türkiye'nin. Türkiye'nin yırtık bir ülke, yani işte örnekte, Huntington'un örneğinde 3 tane örnekle tanımlıyor zaten. Yani Türkiye, zaten Rusya ve Meksika. 3 tane ülkenin. Çünkü Rusya'da da batıcılarla doğucular var. Meksika'da da aynı şekilde. Batıcılar, doğucular anlamında değil de. Dolayısıyla Davutoğlu'nun perspektifinde bu ayrım zaten çok mümkün değil. Türkiye aslında kendine has, medeniyetsel bütünlüğü olan, bu ayrılmanın sebebi de entelektüeller arasındaki bir ayrılma. Toplumsal bir şey değil yani. Liminal diye de liminal. Evet, o liminaliteyi de gündeme getirenler var. Bir tanesi Türkiye'nin kendisinin ürettiğini bunu, bir tanesi de Türkiye'nin angajmanının ürettiği bir şey. Avrupa'yla özellikle. Türkiye'ye karşı bakış. Evet, Türkiye'ye karşı bakış, sürekli Türkiye işte köprü olmalı. İki şey arasında, İslam'la Hristiyanlık arasında, Doğu ile Batı arasında köprü rolü oynamalı. Bu ilişki ister istemez o liminality pozisyonunu üretiyor. Evet arkadaşlar, sonra gelelim. Evet. Siyasi yapısından çok coğrafi yapılar da hani etkilendirdiniz. Çünkü gerçekten de coğrafya insanın giyimini, kuşamını, her şeyini etkiler Türkiye aslında. Türkiye fiyat medeniyete dönüşüyor. Biz sanat eserlerine baktığımızda hani tarihi sürecini görebiliriz diye diyebilirim. Ama şöyle bir de bakınca Türkiye'ye koordinatları hep aynı. Yine hani ağırlığı aynı yerde. Yani durağan bir yerde ama sürekli insanın siyasetin değişmesi, bu devamlılığı nasıl açıklayabiliriz? İşte ben aslında o ilk dediğiniz kısım benim söylediğim şey değil. Yani Türkiye toplumsal dönüşümü ve siyasal dönüşümü coğrafyaya referansla açıklamak yerine o coğrafyayı düşünme biçimindeki değişim olarak açıkladığım için onu söylüyorum. Dolayısıyla coğrafya sabit bir entite olarak var olabilir ama o coğrafyayı düşünme biçiminiz. Yani sizin mesela sınır çiziyorsunuz, hukuki bir sınır. Bir de sınırın ötesinde başka bir kavramsallaştırmamız var mesela, ön hat diye. Mesela border ve frontier. Border hukuksal bir şey, sınır. Frontier, hat dediğimiz şey. Hat, o sınırın ötesini aşan bir şey. Şimdi Orta Doğu coğrafyasını siz bir border'dan itibaren düşünürseniz, o coğrafya, o sabite üzerine, o statiklik üzerine düşündüğünüz zaman, o sınırın ötesinde çıktığınız anda hala Türkiye'siniz. Ama benim bu değişimin açıklamaya çalıştığım şey işte o border'ın ötesinde Türkiye'nin sınırını frontier'la açıklayan bir perspektif. Yani ötesine geçen. Yani hala sınırın ötesine geçtiğiniz anda da Türkiye'sisiniz ama aynı zamanda onun bir parçasısınız. Tıpkı şey gibi işte tarihin hiçbir döneminde şeyle Antep'le Halep arasındaki ayrımın olmaması gibi. Yani şey 19. 20. yüzyıla kadar. Değil mi? Mesela Suriye'deki işte şeyi, Filistin'in meseleyi düşünün. Suriye ile arasındaki. Dolayısıyla buradaki hukuksal sınırla, kastettiğim şey hukuksal sınırla hat arasındaki bir ayrım. O
düşünme biçimimiz, coğrafyayı düşünme biçimimizi ister istemez ne yapıyor? Etkiliyor. Evet. Aslında Türkleri sorunca yani onlar hala bu eski Osmanlı toprağı düşüncesi var. Hı hı. Ve aslında böyle bakarken yani dış işlere bakarken aynı yolda Türk dışişleri de oynuyorlar diyebilirim. İki yöntemle bence oynuyor bu alanda. Balkanlarda eski değil de böyle bir bütün Müslümanlar aynı bayrağın altında olmamasına diyor. Olması gerekiyor. Olması gerekiyor. Ve Orta Doğu'da ve Arap ülkelerde muhtarlardan sonra gibi böyle bir yeni bir kahraman olarak ortaya çıkıyor. Evet. Yani Türkiye için ve yeni dünya için yani bu böyle biraz eski bir yönetim değil mi yani? Çünkü gördük yani Balkanlardan dışişleri Balkanlı geldi ve Arap ülkelerden Tayyip Erdoğan yani geldi yani böyle hemen Arap Baharı'ndan sonra böyle anladım. Evet, yani bu aslında Türk dış politikasının, Türkiye'nin dış politikasının son 10 yılda gösterdiği karakteri eleştirmek için de kullanılan bir şey. Yani bir anlamda neo-ottomanist bir şey var, söylemi var. Eski Osmanlı coğrafyası içerisinde yaşayan toplulukları bir anlamda tekrar aynı düşünebilme. Tıpkı işte Bosna'da yaşayan birisiyle, mesela Tayyip Erdoğan ne diyor? Bosna'nın kaderiyle Konya'nın kaderi. Ankara'nın kaderiyle Filistin'in kaderi, işte bir sürü yine Orta Asya'daki başkentlerden sayarak yine orada bir süreklilik kuruyor. Aslında bu böyle bir eleştiri yapmak çok mümkün Türk dış politikasına ama bunu bir tarihi süreklilik içinde düşündüğümüzde örneğin Türkiye'nin Balkanlarda bu tarihsel mekanizmaları, tarihsel psikolojik şeyleri, alanları kullanarak kullanmaktan kastettiğim burada kötüyü anlamında değil. Mesela taraflar arasında arabuluculuk yapması. Bu Türkiye'ye bu tarihselliğin sağladığı bir şey. Yani Türkiye'nin bölgedeki algılanışı, gerek Balkanlardaki algılanışı, gerek Orta Doğu'daki algılanışı bu tarihe referansla kullanılan bir şey. Dolayısıyla Balkanlarda amaç Türkiye'nin merkeziliği altında bir yeni bir İşte Commonwealth gibi, bu İngilizlerin Commonwealth'i gibi bir şey oluşturmaktan ziyade bu her an çatışma dinamikleri üzerine kurulan bölgelerde yeni bir şey oluşturmak, yeni bir düzen oluşturmak. Ama bu düzeni temelde tarafların kesinlikle, mesela Sırbistan Dışişleri Bakanı ile Bosna Hersek Dışişleri Bakanı arasında çok sıkı bir diyaloğun oluşmasını sağlamak. Ya da anlaşmalarını, mesela Arnavutlarla Hırvatlar arasında bir düzen oluşmasını sağlamak. Ya da Orta Doğu'da başka entitiler arasında, farklı mezhepler arasında ki ortaya çıkabilecek çatışmaları bu tarihsel mekanizmaları kullanarak yapmak. Ortadan kaldırmak. Yani dolayısıyla bu bir Türkiye'nin hegemonyasını inşa edecek bir şey olarak değil de aslında bölgeyi istikrarlaştıracak bir şey olarak düşünmek lazım. Yani en azından öyle görüyorum. Yani hegemonik bir sanki şey yok bana. Öyle geliyor. Hegemonik bir. Gerçi Davutoğlu da şey diyor bu sefer, ben sadece tek bir ulus devletin dışişleri bakanı değilim demesi de işte o şey, bütün o coğrafyayı aslında tek bir şey içerisinde etmek, çerçevelemek. Ama burada işte ne Orta Doğu'da Şiilikle Sünnilik ne de Balkanlarda taraflar arasında Müslümanlıkla Hristiyanlık arasında ya da farklı etnik gruplar arasında bir ayrım oluşturarak değil. Yani öyle olsa o mediator rolünü hiç oynayamaz. O Arap çocuklarını hiç oynayamaz. Nasıl? Gizlice oynayabilir mi? Yani gizlice... Evet. Yani... Damada kabarmış. He? Abi geçin damada kabardı iyi diyelim. Yok ya. Arada buluyor öyle. Yok yok, o kesinlikle ben düşünmüyorum. Yani Türkiye'nin... Gerçekçi
bir ayrılıkçı ve kendi tarafında olanları daha fazla kayıran bir mekanizma ürettiğini düşünmüyorum. Yani Sırplara hangi mesafedeyse Boşnaklara aynı mesafede durmaya çalışıyor. Yani en azından son şeyde. Çünkü bak hatta size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Neyse. Söylemeyeyim. Yani şimdi bakın stratejik devlet kitabını siz o yerel dilleri biliyorsunuz. Yerel demeyelim elbette. O bölge dillerini biliyorsunuz. Orada mesela çeviriler var. Sırpçaya çevrildi, Boşnakçaya çevrildi, başka dillere çevrildi falan. Orada alın, yazın gittiğinizde getirin onu buraya. Hatta derslerde bir karşılaştırma yapalım. Türkçesiyle şey. Çünkü bakın arkadaşlar, şey yani Davutoğlu'nu çok merkeze aldık gerçi. Bu çok doğru bir şey olmayabilir ama stratejik devletin kitabı yazılırken süreç 1990'lar. 1990'lar çok aslında hem dünya için hem bölge için çok yani utanç verici manzaraların yaşandığı ve Türkiye'de olan bir Müslüman için, bir Müslüman zihin için yani asla kabul edemeyeceği ama elinden de fazla bir şey gelmeyen bir durum oluşturdu. Yani değil mi işte 10 binlerce insan katledilirken, soykırıma uğratılırken gerçekten hiçbir şey yapamadı. Hem Avrupa bir şey yapamadı hem de Türkiye bir şey yapamadı. Dolayısıyla tam o dönemin ruhunda yazılmış bir şeydi, kitaptı. 90'ların ortasına doğru şekillenen ve tam da bir böyle o dönemki yazılarına bakın Yeni Şafak'taki falan. Dolayısıyla 2001'den sonra artık sistemin tekrar dönüşmeye başlaması, 11 Eylül'ün çıkması başka bir durum. Ve Balkanlardaki göreceli istikrar o mekanizmaları, o düşünce biçimlerini yeniden üretti. Yani stratejik derinliği 90'ların şartlarında Balkanlara oturttuğumuz zaman ya da stratejik derinlikten çıkan fikrin ortaya çıkardığı pratikleri bugünkü Balkanlara oturttuğumuz zaman arada bir şey olacaktır. Bir fark olacaktır. Ve bunu o kitaplara bakarak mutlaka yapın. Karşılaştırmasını. Mesela neler çevrilmiş, neler çevrilmemiş. İlginç bir şey olur yani. Hocam, Osmanlı'dan bahsediyor. Osmanlı, İstanbul fethedince biraz da Osmanlı oldu ama bizim İstanbul'umuz, şu anki İstanbul'umuz, yani Kıbrıs'ımız, herhalde Kıbrıs'ları. Yani orada sorun istikrarlaştı aslında. Hani Balkanlar tamam, Orta Doğu tamam, kendimiz tamam. Fakat hani orada tam göbeğimizde. Kıbrıs'ı mı diyorsun? Onu neden çözemedik? Yani biz hani uğraştık aslında bakarsan. Evet. Hala uğraşıyorduk. Evet. Söylemleri yani. Gelin birlikte bir İskandinav diline benzer bir birlik oluşturalım. Evet. Söylemişlerdi. Fakat o nasıl olacak? Yani orada da tabii ki Türkiye'nin Kıbrıs meselesindeki pozisyonu çok açıktı aslında. Açıkça anlam planına evet pozisyonu takındı. Hatta o dönemde Türkiye sırf Kıbrıs ayağı yüzünden içeride ciddi bir mücadele yaşandı. Yani askerle AKP arasında, milliyetçilerle işte muhafazakarlar arasında çok ciddi bir şey oluştu, makas oluştu. Ama anlam planına evet demesine rağmen tabii ki yani Güney Kıbrıs Rum tarafının hayır demesi sorunun uluslararası düzeyde çözülebileceğine ilişkin şeyi de ortadan kaldırmış oldu. Dolayısıyla Türkiye'nin oradaki pozisyonu hala çözümden yana. Ama bunu tabii ki bu çözümü ortaya koymak için ne tür bir mekanizma kullanmak zorunda Türkiye? Elbette uluslararası platformları kullanmak zorunda. Yani Avrupa Birliği bunun bir ayağı, Birleşmiş Milletler en önemli ayağı. Yani Avrupa Birliği ikinci ayağı ama Birleşmiş Milletler mekanizması. İkinci ayağı. Diğer üçüncü ayakta taraflar arasındaki görüşmeler şeyiyle, vasıtasıyla olabilir. Dolayısıyla burada yine en başa dönüyoruz. Yani Türkiye çözümü istese bile hem Türkiye'nin çözümü isteme şeyi, şartları farklılaşacaktır. Hem de bu çözümü karşı tarafın ne kadar istediği de çok önemli. Yani hangi şartlarda çözüm olacak? Mesela en temel sorunlardan bir tanesi şey meselesi. Güneyden kuzeye geçen Türkler, kuzeyden güneye geçen Rumlar. Yani şimdi mesela Rumlar ne yaptılar? Türklerin mallarını, güneyde yer alan mallarının hepsini vakıflaştırdılar. Tamam mı? Hepsini vakıflaştırdılar. Ve buradan gelen tüm gelirleri ne yaptılar? Harcamadılar, topladılar, birikti. Hatta belki şimdi kullansalar ekonomik krizden çıkabilirler Güney Rum ülkesine. Ama biz ne yaptık? Türkler... Yani aldık başkalarına verdik ve oraya ilişkin hiçbir
şey gelir bir şekilde toplanmalı. Yani mesela şimdi Türkiye'nin bir anlaşma sağlanması durumunda komisyon, işte şu anda komisyon var iki tarafında. Bunlar konuşacaklar kendi aralarında. Ve bir ortaya bir şey çıkacak. Belki de Türkiye'ye öyle bir rakam çıkacak ki 50 milyar dolar. Şimdi bu anlaşma sağlanırsa 50 milyar dolar karşılığı bu vakıfların işte bu zamana kadar kaybedilen paralar vesaire şunu 50 milyar doları da bulabilir. Yani elbette o kadar belki de bulmayacaktır. Belki de 15 ama bulacaktır. Dolayısıyla Kıbrıs meselesini aslında politik, sadece politik bir mesele de olmaktan çıkıyor bu durumda. Yani işte ben oralara çok da girmiyorum. Yani hani Kıbrıs çözülmüyor işte o başa dönüyoruz işte o zaman jeopolitik açıklamalardan hani kaçalım diye. Doğalgaz var, şu var, bu var vesaire diye değil de bu toplumsal mekanizmaları üzerinden gitmek lazım. Kuzey Kıbrıs vatandaşlarının hepsinin şu anda şeyi var. Güney Kıbrıs yani dolayısıyla Kıbrıs pasaportu var. Yani Avrupa Birliği'ne falan gidebiliyorlar rahatlıkla. Dolayısıyla toplumsal mekanizmalar da çok şey değişik. Yani sizin 65 dediğiniz, evet dediğiniz bir şeye onlar aynı oranda hayır dediler. Dolayısıyla siyasal mesele, hani devletler arası bir mesele olmaktan çıkıp o iç dinamiklere kadar inen çok mikroda bir mesele aynı zamanda Kıbrıs meselesi. Ama çözülmek zorunda. Yani sonuçta Türkiye'nin de oradan şeyi yok. Arap Baharı olmasaydı belki de Türkiye'nin en temel dış politika gündemlerinden bir tanesi olacaktı. Bence önümüzdeki yılanlar fırsat olabilir. Güney Kıbrıs'ın ekonomik sıkıntıya girmesi. Ya işte orada da mesela Yunanistan'la bile değil mi ne kadar o ekonomik krizi etki etti Yunanistan'a, Türkiye ile işte ilişkilerine yüksek düzeyde işbirliği yaptı. Kolunu bağlayacak bir şey ve çözüm masasına oturacak bir şey olabilir yani. Fırsat olarak görebilir miyim? Evet. Yolun başında açıklaması var hocam geçen sene. Eğer bir süre daha böyle giderse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilhak edebiliriz. Yani tabii ki olacak bir şey değil ama... Yani işte bazen uluslararası sistemde öyle değişiklikler, böyle major değişiklikler oluyor ki hiç şaşırmayabiliriz yani böyle bir şey olmuş. Bayağı aşırı tepki varmış. Yani elbette onu kesinlikle öyle bir şey istemez Türkiye'de. Öyle bir noktaya gelir ki, değil mi mesela 74'deki bize göre barış harekatı başkalarına göre işgal olan bir şey var. Yani öyle pozisyona da gelebiliyor ülkeler yani sonuçta. Evet. Bakanı da halledilemez mi? Zaten öyle. Ha şey diyor, adanın tamamını biliyorsun. Adanın tamamını. Zaten tamam işte onu yaptın zaten. 74. Yok yok zaten 74'te adaya çıktı ve yeşil hat oluştu. Tamam ondan sonrası egemenlik Türkiye'nin egemenliği yani. De facto olarak, şey olarak, hukuki olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sadece bizim tanıdığımız bir ülke bu arada. Ama hocam parmak isteyen ülkeler tanımıyor yani. Ha? Parmak isteyen ülkeler de vardı. Türkiye kabul etti. Ya Azerbaycan bile tanımadı yıllarca, hala tanımadı. Yani şeyde Kuzey Kıbrıs'ın bırak şeyi ülke olarak tanınmasını İslam Konferansı Teşkilatı'na gözlemci statüde gelmesi için yani biliyoruz ki çok büyük Mısır'ın mesela çok ciddi tepkileri vardı ve kabul etmediler yani. Yani hani hangi İslam dünyası diyoruz ya ve Türkiye'nin bu yüksek jeopolitik söylemi, kuvvetli jeopolitik söylemi yani orada çok şey var, boşluklar var. Türkiye'nin Orta Asya'daki, Orta Asya politikası olarak yani AB tırnaklar içindeki politikasının işlememesinin sebeplerini nasıl açıklayalım? Valla Orta Asya uzmanı değilim ama şöyle bir şey var, şimdi Türkiye'nin bölgedeki ülkelerle ilişkisini etkileyen faktörler ikili ilişkileri aşan boyutta sanırım. Yani örneğin bizim Azerbaycan, mesela metaforumuz ne Türklerin Azerbaycan metaforu? Bir millet, iki devlet metaforu. Ama sahada yok yani öyle bir şey. Sahada öyle bir şey yok. Hatta bu Azeri kardeşlerimiz, bu özellikle Ermeni meselesinin çözümü gündeme getirildiği zaman kafayı yediler. Yani nasıl olur böyle bir şey? Türkiye böyle bir şeyi nasıl gündeme getirir falan filan diye. Azerbaycan'da mesela çok ciddi bir milliyetçilik şeyi var. Bu meseleye karşı. Bu doğrudan Türkiye ile ilişkilerini etkileyen bir şey. İşte ne oldu? Sonuçta vazgeçilmek durumunda kaldı. Hem Türkiye'deki iç baskılar. Orta Asya meselesini tabii ki kesinlikle uzmanı olarak konuşmuyorum. Orta Asya meselesini. Orada da daha resim orada daha karışık.
Bir, Türkiye'nin bölge ülkeleriyle farklı farklı şeyleri, angajmanları var. İki, bölge ülkeleri arasında kendi aralarındaki sorunları var. İşte Kırgız'la Özbek arasındaki sorun. Yani bir de tabii meselenin şey boyutu var. Bölgenin enerji bakımından özellikle çok da şey olması, önemli bir yer haline gelmiş olması, rekabet Orta Asya'daki güç mücadelesini iyice karmaşık hale getiriyor. Yani dolayısıyla ama Türkiye'nin şeyinde dış politikasında şöyle bir metafor biliyorum. Davutoğlu çok örnek verirdi bunu. Türkiye'nin şey bir yay düşünün ve ok düşünün. Yayı ne kadar geri doğru çekerseniz, tamam mı? Geri ne demek? Orta Asya demek. Avrupa'nın kalbine o kadar çok saplıyor. Yani geriye gidebilmesi önemli Türkiye'nin. Ama işte bunu nasıl yapıyor, nasıl bu süreci şey yapıyor? Çok da orada çok ben vakıf olduğum bir konu olmadığı için çok da fazla şey söyleyemeyeceğim yani. Ama 90'lardan ha? Yayın kopması da mümkün. Çok ya, işte, İşte yayın kopması mümkün çünkü oradaki dengeler de çok farklı. Yani ben Orta Asya'yı, ben Türkler olarak, yani Türkiye'deki yaşayan Türkler olarak ve Türkiye'deki Türk toplumu olarak diyelim, farklı insanlar olarak çok iyi tanıdığımıza inanmıyorum. Yani Orta Doğu, Orta Asya coğrafyasını çok iyi tanımıyoruz. Bunu şeyde gösterdik mesela, Soğuk Savaş'ın hemen sonrasında gösterdik. Öyle bir hemen şey oldu, işte Sovyetler Birliği dağıldı falan, haydi gidelim kardeşlerimize yardım edelim dedik. Oradan mesela en basit bir örnek, yüzlerce, binlerce öğrenci geldi. Siz Allah'tan çok şanslısınız. Öğrenciler geldi, bir sene sonra hepsi parasız kaldı, para ödeyemediler falan. Sonra oraya ihracat yaptık. Çünkü işte Sovyet döneminden çıkmış acayip bir pazar Türkler için. Bu sefer baktık alıyorlar bunlar, bu sefer en dandik malları göndermeye başladık Orta Asya'ya. Mesela bisküvi örneği vardır, bir tane inanılmaz yani. Böyle bisküvi falan göndermişiz fabrikalardan, satıyoruz. Yani yenecek halde değil. Dolayısıyla o alanı, o Soğuk Savaş'ın hemen bitişine Türkiye hazırlıklı yakalanmadığı için o bölgeyi hiç iyi değerlendiremedi ve dolayısıyla hala değerlendiremiyor. Orta Asya belli, Türkiye'deki içerideki şey açısından, eski düşünce açısından, içerideki milliyetçi damarı altını besleyen bir alan coğrafi olarak, hani Türk dünyası. Var ya, yani mesela Türkiye Cumhuriyetler diye kavramsallaştırma var. Yani bu Orta Asya'da hiçbir devlet tarafından kabul görmeyen bir tanımlama. Yani Özbek kendini Özbek tanımlıyor, Kırgız kendini Kırgız tanımlıyor. Yani değil mi, öyle değil mi? Siz daha iyi biliyorsunuz. Yani dolayısıyla etnik, hani din neyse bir nebze ölçe çok fazla tartışma konusu değil. Ama etnik işte mesele çok da önemli aslında. Yani Kırgızlarla Özbekler arasında acayip sorunlar var. Dolayısıyla Türkiye'nin o bölgeye öyle tek bir Orta Asya, tek bir coğrafya, o coğrafya içerisinde tek bir etnik şeyin, parçanın bir unsuru. Yani Türk, dünyada büyük bir Türk şeyi var, İçim Türk kuşağı var. Evet, yani öyle yaptı. Hatta şey dediler, ya o Türk kuşağı meselesi var ya, işte bu jeopolitik şeyden, ana akım jeopolitik paradigma oydu. Bu kriz içerisinden Türkiye'nin ancak bir Türk kuşağı oluşturarak kurtulabileceğini söylediler Soğuk Savaş sonrasında. Ama bu çok fazla da mümkün olmadı. Yani tanımadığımızı gördük yani. Yani angajman olmak istiyorsun ama işte hiçbir dili bilmiyorsun, hiçbir bölge dilini bilmiyorsun falan. Türkçeyle işi götürmeye çalışıyorsun vesaire falan. Bu dönemin konjonktürüne de aykırı zaten. Soğuk Savaş dönemine ait bir şey, kuşak oluşturma, evet. Bloklaşma. Evet. Yani o yeni şeyi de göremediğimizi gösteriyor. Sadece Orta Asya'yı tanımlamak değil. Yani Soğuk Savaş dönemine özgü şeyler. Yani Orta Asya şey önemli bir alan ama çok fazla da yani Orta Doğu gibi, Balkanlar gibi, Türkiye'nin Avrupa angajmanı gibi çok fazla ön plana çıkmış bir şey değil yani. Evet arkadaşlar. Tamam o zaman. Teşekkür ederim. Sağ olun.